Selamlar, saygılar efendim. Bir Escape from Tarkov videosuna daha tekrar birlikteyiz. Bir görev anlatacağım burada. Görevimizi veren, çok özür dilerim, görevimizi veren kişi şuradan ticaret bölümünden girdiğimizde terapist ablamız bize bu görevi veriyor. Görev aslında içeriği ve gitmemiz gereken yer itibariyle biraz zor bir görev. Operation Aquarius, yani kova operasyonu ya da bidon operasyonu istediğinizi söyleyebilirsiniz. Damacana da diyebilirsiniz ki görüntü itibariyle damacanaya çok benziyorlar. Olay şu: gümrük haritasında yatakhane bölgesinde su bidonları bulmamız ve bu su bidonlarının yerine terapiste bildirmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken ise bulduktan sonra da hayatta kalarak sağ olarak çıkmamız gerekiyor bölgeden. Aslında dediğim gibi zor yapabileceğimiz bir görev. Çünkü gümrük haritasındaki bu bölge çok fazla PMC tarafından ziyaret ediliyor. Ayrıca çok fazla boss ve çok fazla da bot olabiliyor. Hem yol üzerinde hem de o anki binalarda efendim. Tabii ki daha önce de söylediğim gibi Escape from Tarkov 1 görevin detayını öğrenmek, bilmek için Tarkov Wiki yazıp görevi yazmanız Google'a yeterli ve açılan sayfada gördüğünüz gibi bizim karşımıza bu bölüm geliyor ve bu bölümde bize aslında her şeyi anlatıyor. İhtiyacımız olan anahtar. Dorm 206 anahtarı, bunu terapistten alabilirsiniz ama nasıl almanız gerekiyor? Meds kitlerinden, yani sağlık kitlerinden 7 adet vermeniz gerekiyor. Terapiste karşılığında Dorm 206 anahtarını alabiliyorsunuz. Onunla uğraşmayacağım diyorsanız ve bit pazarınız açık ise de gelip buradan bit pazarına, şöyle daha önce aratmışım zaten, 206 yazdığınızda 206 yazamıyoruz. 206 en sonunda yazabildim. 206 yazdığınızda zaten burada net bir şekilde çıkıyor gördüğünüz gibi. 206 nolu yurt odası anahtarı. 4000 ruble, 4200 ruble, 4500 ruble civarlarında alabiliyorsunuz. Onu da pouch'unuza atıp raid'e girmeniz yeterli oluyor. Bu haritayı ben YouTube'da da paylaşacağım. Gördüğünüz gibi, hatta şöyle yeni sekme de açayım, daha büyük görelim. Gördüğünüz gibi costumes haritası, gümrük haritası. Şu bölgede bir bina var. Bu bölgede bir bina var. İşte burası yatakhane, yurt bölgesi diyoruz. Biz ikinci bölgeye gireceğiz. Bakın bunu da karıştırmayın. İkinci binaya gireceğiz. Yol tarafından girdiğimizde sağımızda kalan binaya gireceğiz. Diğer bina zaten bir L şeklinde. Bizimki dikdörtgen şeklinde. Bu binaya girip ikinci katta 206 numaralı odaya gireceğiz. Merdivenlerden çıkışta hemen solda. Diğer görsellere bakalım görevin. İşte bize odanın yerini gösteriyor. Zaten anlamamız için de burada bir tane su bidonu koymuşlar. Girip bu su bidonlarını bulup canlı çıkarak haritadan görevi tamamlayabiliyoruz. Şimdi raid'e geçelim. Bir de raid'de gösterelim. Çok fazla bir aksiyon olmadı. Kısa bir video olacak, bilginiz olsun. Şimdi raid'deyiz. Evet, ben tam olarak şu bölgede doğdum. Ya da farklı bir yerde doğmuş olabilirim. Tam hatırlamıyorum şimdi. Bu bölgede doğduk. Bu bölgeden çıkıp buraya kadar gelip bu çalıda bir müddet bekledikten sonra şuradan ön taraftan girip kovamızın yerini bulup ardından bunun arka kapısından çıkıp şu bölgede yine biraz bekledikten sonra burada, hatırlayın, vazerin falan süreceğiz orada, göreceksiniz zaten. Ardından da bu bölgeden şöyle çıkış yaptık. Aslında yolumuz çok kolaydı, çok rahat bir yoldu. Çok yakın spawn etti bizi. Bunun avantajını kullandık. Şimdi maçtayız, raid'e geçelim. Evet, doğduktan sonra hızlı bir depar atıyorum. Evet, az önce çizdiğim yerde doğduğumu şimdi daha net anlayabiliyorum. Çünkü emin değildim. İşte o bahsettiğim çalıya geldim. Birazcık burada bekledim. İçeride bir başka PMC olabilir mi? Yakındım ama daha yakın doğmuş ve oraya girmiş bir PMC olabilir mi diye sesleri dinledim. Çok fazla kimse olmadığını ya da ses gelmediğini anladığımda ise ileri doğru o dorms, yatakhane bölümüne doğru deparımı atmaya başladım. Tabii dediğim gibi burası çok fazla bot olan ve boss olan bir bölge. Birazcık da şanslıydım. Burada bu kapıyı açarak ön tarafa da gitmeden önce içeride biri var mı yok mu diye şöyle bir baktım. Bazen botlar aşağıda olabiliyor. Tabii PMC de aşağıda durabilme ihtimali var.
Yine ön kapıya doğru hareketlendim. Ön kapıda gelirken kapadım ki hani bir başkası gelirse kapı açılsın, sesini duyayım falan diye yapmanızı tavsiye ederim bu tip şeyleri. Basit şeylerdir ama hayat kurtarabilir diyebilirim. Çok temkinliyim, çok sessizim burada. Şu anda hiçbir ses çıkarmamaya çalışıyorum. Silahımı single'dan, tekli atıştan otomatik atışa aldım. Çünkü yakın bir fight dönebilir ve yakın fightta tekli atış yerine seri ateş eden bir silahı tercih etmeniz gerekecek. İşte bahsettiğim bölge ikinci kat, hemen sol. Tabi burada bir sağı kontrol ediyoruz, sağı kesiyoruz. Neler var neler yok diye bahsettiğim bölge. Buradan anahtarı direkt F'ye bastığınızda, anahtar poğaçınızda ya da cebinizde olduğunda karakteriniz odayı açacaktır. Siz de odaya girdiğinizde su bidonlarını göreceksiniz ve görevin ilk bölümünü yapmış olacaksınız. Buradan da task bölümünden de burada görevi kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki tık gerekiyor. Bir tıkı, yani bulma tıkını yaptık. Yemeğimizi yiyoruz. Karakterimiz aç kalmasın, susuz kalmasın, enerjimiz düşmesin. Burada hazır girmişken burası çok fazla lootlanabilecek bir bölge. Hem bu hem de şimdi az sonra tarayacağım, daha doğrusu bakacağım, kontrol için bakacağım bina çok fazla loot bölümü var. Çok fazla loot alabilirsiniz. Ben de zaten gelmişken boş geçmek istemiyorum. Evet, görevime odaklıyım ama en önemlisi görevime odaklıyım. Ne diyordum? Orada yarım kaldı. Bir kayıtta sıkıntı oldu. Görevime odaklıyım ama en önemlisi benim için haritadan sağ çıkmak da olsa hazır gelmişken çok yakın lootları alıp görevi o şekilde bitirmek. Sürekli dışarıya bakıyorum. Dinliyorum. Araştırıyorum. Bakıyorum ve mutlaka ama mutlaka boş geçmek istemiyorum buradaki loot bölgelerine. Burada biraz başımız dönmüş olabilir. Hızlı bir şekilde geçiyorum çünkü buraları. Tüm odaları neredeyse lootluyorum. Boş çıkmak istemiyorum. Eğer ki bir tehlike sezersem, atıyorum çok yakın bir atış, bir PMC sesi, bir ayak sesi, bir koşma sesi, çok da fazla lootlamadan, çok da fazla ona enerji harcamadan hızlı bir şekilde çıkmayı düşünüyorum. Zaten lootlaya lootlaya da gördüğünüz gibi artık ikinci katın sonuna kadar geldim. Hızlı bir şekilde buradan inip deparımı basıyorum ve artık görevin ilk bölümünü yaptık. Tehlikeli bölgeden çıktık. Tüfeğimizi yine single aldık otodan ve çalıların arasından ikinci L şeklindeki yatakhane binasının arka tarafından biraz sonra çıkış yoluna doğru gireceğiz. Buraları yine hızlı hızlı fıtı 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 diye geçiyoruz. Gördüğünüz gibi yine dikkatliyim. Ne olursa olsun görev yapıyorsanız dikkatiniz ya da oyuna fokuslanmanız çok daha fazla olması gerekiyor. Çünkü yapacağınız bir hatada emekleriniz boşa gidecek. Hani şu ana kadar oraya girdim, lootları yaptım, İşte kovaları buldum, bunların tamamı boşa gidecek. O yüzden çok fazla dikkatliyim. Burada şöyle ileri doğru bakıyorum. Elimde çok da almışan bir silah yok. İleri gösterecek bir dürbün yok. Ve biraz sonra fight'a girme ihtimalim var. Hemen vazelini sürüyorum. Biliyorsunuz vazelin bildiğiniz gibi oyunda ağrı kesici olarak kullanılıyor. Ama tabii basit yaraları, hani küçük bir süre sizin ağrınızı dindirebildiği için de çok da fazla güvenmeyin. Bu arada bir bot buldum. Uzaktan ateş ediyorum. Kaçtı sanırım. Daha yakın bir fight'a girmem gerekecek. Teke tekte alabileceğim bir bot. İkinci bot yoksa, ki bana yok gibi geliyor. İkinci bot yoksa ve eminim yok olduğuna eminim şu anda çok da fazla. Evet, evet, net bir şekilde görüyorum. Ateş ediyorum, ıskalıyorum. Tekrar ıskalıyorum. Zor bir pozisyon. Bu arada benim dışında başkası da ateş ediyor. Başka bir fight daha dönüyor. Evet, botu kaçarken ya da pozisyon değiştirirken ne derseniz deyin vuruyorum gördüğünüz gibi. Evet, botu vurduktan sonra hemen yine kendimi güvenli bir yere atıyorum. Yine vazelimi süreceğim ağzımı, yüzüme, burnuma ağrı kesici olarak. Bir müddette eğer küçük yaralar alırsam onları dindirmesi için kullanacağım. Botu da lootluyorum, ne var ne yok indiriyorum, meyve suyumu içiyorum ve pardon, meyve suyu burada içmedik, özür dilerim. Devam ediyoruz. Çıkışımız Rotroph Block. Oraya doğru gideceğim. Buradan aşağıdan gitmeyi tercih ediyorum. İki sebebi var. Çok yol üstünde olmamak. Bir, ikincisi de altta bir loot bölgesi var. Zaman zaman orada çıkan, biliyorsunuz her zaman her loot kasası ya da her loot aynı yerde çıkmıyor. Bazen çıkmaya da biliyor. İşte o bahsettiğim yer burası. Gizli bir loot. Çok da bir şey çıkmadı. Ne var ne yoksa alıyorum. Meyve suyumu içiyorum. Tüfeklerimi son bir kontrol ediyorum.
Çünkü son bir fight'a girebilirim ve artık görevi yapmaya çok yakınım. Hazırlıksız ya da yanlış bir şekilde, eksik bir şekilde yakalanmak istemiyorum. Ve artık Road Rough bölgesine de son 9 dakika kala gördüğünüz gibi gelmek üzereyim. Ve o bölgeye geliyorum ve çıkışımı yapıyorum. Evet, görevimiz bitti. Gördüğünüz gibi aslında çok kolay halledebildiğimiz, çok kolay bitirebildiğimiz bir görev oldu. Bir tane scav vurduk. Zaten tek bir fight'a girdik. O da buydu. Onun dışında da bir aksiyon olmadı. Ve hemen buradan terapistten gelip task bölgesinden, görevler bölgesinden görevi kontrol ediyorum. Bittiğini görüyorum. Complete'e basıp tamamen tamamlıyorum. Ve artık bir sonraki görev için hazır hale gelmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi 3300 experience alıyoruz. Rublemiz, suyumuz vesaire gibi ödüllerimiz de terapist tarafından bize veriliyor. Ödüllerinizi de alabilir ve burada kasanıza atabilirsiniz ki bende gördüğünüz gibi çok da fazla yer kalmamış. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Görev aslında zor bir görev. Tekrar söylüyorum, pozisyon ve çıktığınız bölge itibariyle zor. Fakat benim şansım, iyi bir yerde doğdum ve hızlı bir şekilde çok da fazla PMC'ye denk gelmeden, bota denk gelmeden görevi tamamladım. Video bu kadar. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.